Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber KPSS lisans soru dağılımı ve konu dağılımı nasıl ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle not tablosu karşımda duruyor arkadaşlar. Genel yetenek ve genel kültür olarak incelemesini yapacağız biz. Daha sonra da eğer talep gelirse ÖABT alan bilgisi alanlarına da giriş yaparız. Öncelikle bunlardan bir bahsedelim. Genel kültüre baktığımızda sözel olarak ve sayısal olarak iki bölüm karşımıza çıkıyor. Yani Türkçe ve matematik olarak iki bölüm karşımıza çıkıyor. Her birinden 30'ar soru olmak şartıyla toplam 60 tane soru çözmemiz gerekiyor. Zaten toplam olarak da 120 soru karşımıza geliyor. Öncelikle sözel bölümün konularına bakmak istersek sözcükte anlam her sene 1 ve 3 arasında soru çıkıyor. Cümlede anlam 2 ile 5 arasında soru çıkabiliyor. Dil bilgisinden 3 ile 7 arasında soru çıkıyor. Bunlar değişebiliyor. Tabii 3 de olabiliyor, 7 de olabiliyor, 5 de olabiliyor bu şekilde. Paragrafta en çok çıkan konu arkadaşlar. Paragrafı mutlaka çalışın. Paragraf Türkçenin yarısı sayılıyor. Ondan dolayı paragrafta anlama mutlaka önem verin. Yazım ve noktalamalardan her sene 1-2 soru çıkıyor. Anlatım bozukluklarından da 1-2 soru soruyorlar genelde. Ve sözel mantıktan her sene 3 veya 4 soru kesinlikle çıkıyor. Bu konulara ağırlık vermenizi öneririm. Sayısaldan ise sayılarda işlem yapma, matematiksel ilişkilendirme, problem çözme, temel geometri bilgilendirme ve yararlanma, sayısal mantık ve akıl yürütme gibi konulardan soru çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Matematiksel ilişkilendirmede 7 tane soru, problem çözmede 8 tane soru. Bu şekilde yoğunluklu olan konularda söyleyelim. Daha sonra genel kültür aşamasına geçiyorsunuz. Buradan da dediğimiz gibi 60 soru, tarih, coğrafya ve vatandaşlık şeklinde 60 tane soru soruyorlar. Tarihe baktığımızda Osmanlı öncesi Türk medeniyet ve devletlerinden 3 soru, Osmanlı devletinden 9 tane yakın soru. İnkılap tarihinden en çok soru çıkıyor. 10 ile 12 arasında değişen bir soru sorma taktikleri var. Coğrafyaya baktığımızda Türkiye'nin fiziki özelliklerinden 7'şer soru, Türkiye'nin beşeri özelliklerinden 3 soru, Türkiye'nin ekonomik özelliklerinden de 8 tane soru çıkabiliyor. Vatandaşlık konusuna baktığımızda hukuk başlangıcı ve kamu hukukuyla ilgili 3, anayasa ile ilgili 3, idare ile ilgili 3 ve güncel konularla ilgili 6 tane soru karşımıza çıkabiliyor. Bu şekilde genel kültür ve genel yeteneğe çalışırsak, bu konulara ağırlık verirsek umarım güzel bir puan alırız ve bu sınavı güzel bir şekilde geçeriz. Aklınıza takılan başka sorular varsa yorum kısmından sorun. Bunun dışında şunu da söyleyeyim. Genel olarak bu konuları tek tek konu anlatımlarını yapacağım. Soru çözümlerini kanalımızda paylaşacağız. Yavaş yavaş yapıyoruz bu konularla ilgili, artık içeriklere girmeye başlıyoruz. Kanalı takip ederseniz sizlerin de yararınıza olacaktır. Şimdilik iyi günler.